Düşmanınızı ve kendinizi iyi tanıyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz, zaferden emin olabilirsiniz. Abbasi komutanı Ziyad ve Çinli komutan Gao, neyle karşılaşacaklarını bilmeden Talas'a kadar geldiler. Birbirlerinin yoluna çıktıklarında ise kaderlerini üçüncü bir milletin kararı belirleyecekti. Çinliler Asya'nın mutlak hakimi olmak, Araplar yeni kurulan devletlerinin gücünü kanıtlamak ve Türklerse kimliklerini kaybetmemek için savaşacaktı. Ve 751 yılında yaşanacak Talas Savaşı, sadece bu üç milletin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirecekti. Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken araştırmacı Mecit Güven orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. Chunzong, Tang Hanedanlığı döneminde tahtta en uzun süre kalan hükümdardı. Ve Çin İmparatorluğu onunla beraber altın çağlarından birini yaşıyordu. Chunzong, ekonomideki ve sanattaki başarılarını askeri alana da taşımış, 2. Doğu Göktürk Kağanlığını yıkmıştı. Deneyimli imparator, çevresinde yer alan güçlü devletlere rağmen hem ülkesindeki politik istikrarı koruyor hem de sınırlarını genişletiyordu. Batıya doğru ilerleyen Çinliler attıkları her adımda Orta Asya'nın en büyük siyasi gücüne yaklaşıyorlardı. Emeviler Tang Hanedanlığıyla aynı bölgede İslam'ı yaymaya çalışıyorlardı ve bu toprakları paylaşmaya hevesli değillerdi. Emevilerin Çinlilerle ortak sınırları yoktu. Ama bu durum aralarında rekabetin olmadığı anlamına da gelmiyordu. İki devlet de şehir krallıkları üzerinden birbirlerine siyasi üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. Çin ve Emevi topraklarını birbirleriyle anlaşamayan iki bağımsız şehir ayırıyordu. Taşkent ve Fergana. İki şehir arasında uzun süredir devam eden bir düşmanlık söz konusuydu. Hatta öyle ki aralarındaki problemlerin ne zaman başladığını kimse hatırlamıyordu. Ve barışmaları için artık çok geçti.
Eğer birbirlerine üstünlük sağlamak istiyorlarsa, iki tarafın da büyük bir devletin himayesi altına girmesi gerekiyordu. Emeviler Taşkent'i kendi taraflarına çekmeyi başarmıştı. Çinlilerse Fergana üzerindeki etkilerini her geçen gün artırıyorlardı. İmparator Chunzong, kimsenin Ferganalılara zarar veremeyeceğinin garantörüydü. İki devletin birbirine açıkça savaş açmadan üçüncü şahıslar aracılığıyla politik baskı uygulamasına vekalet savaşı denir. Taraflar böylece ellerini kana bulamadan ve üzerlerine hiçbir sorumluluk almadan kendi işlerini başka ülkelere yaptırabiliyorlardı. Emevilerin ve Çinlilerin tek amaçları kendi aralarında siyasi üstünlük kurmak değildi. Onlar aynı zamanda kendi dinlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyorlardı. Dört halife dönemi biteli 80 yıl olmuştu ve İslam Orta Doğu'daki baskın din olarak kabul edilmişti. Müslümanlar artık dinlerini farklı coğrafyalarla tanıştırma zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Kuzey Afrika'da amacına ulaşan, hatta Avrupa'ya bile İslam'ı taşıyan Emevilerin sıradaki hedefi Orta Asya'ydı. Ama son yıllarda bölgede Budizm'in popülaritesinin artması, amaçlarına o kadar da kolay ulaşamayacakları izlenimini vermişti. Budizm aslında Hindistan'da doğdu ve zaman içinde özellikle Asya'nın doğusunda büyük kitlelere ulaştı. Budizm'in yayılmasındaki en önemli unsur şüphesiz keşiş adı verilen din görevlileriydi. Onlar her şeyi terk ederek sosyal hayattan tamamen kopuk yaşardı. Evlenmeleri ve çalışıp para kazanmaları yasaktı. Nefislerini terbiye ederek Nirvana'ya ulaşacaklarına inanırlardı. Budistler Buda'nın öğretilerinden yola çıkarak acılarının ve tatminsizliğin kaynağını bulup hayatlarına bir anlam verme amacıyla yaşarlar. Tang Hanedanlığı tarafından görevlendirilen keşişler, kıtanın dört bir yanında insanları Budizm konusunda eğitiyordu. Keşişler yanlarına gittikleri insanlardan yemek dileniyor ve sofralarına oturarak onlara Buda'nın öğretilerini anlatıyorlardı. Ancak Emevilerin Taşkent'teki etkisi Çinlilerin ve dinlerinin ilerleyişini durdurdu. İmparator Chunzong da batıya ilerlemeye çalışmaktan vazgeçti. Ta ki 750'de Müslüman toprakları büyük bir ayaklanmayla çalkalanana kadar. Emevi yönetiminden şikayetçi olan halk, Ebu'l-Abbas Sefah'ın siyah sancağının altında isyan başlattı. Muhaliflerin sayısı her geçen gün artıyordu. Ayaklanma giderek büyüdü ve ülke kısa sürede iç savaşla ikiye ayrıldı.
Küçük çarpışmalar artık yerini karşılıklı olarak yüzbinleri buluşturan büyük savaşlara bırakmıştı. Bu Çin İmparatoru Chunzong için mükemmel bir haberdi. Müslümanlar birbirlerini oyalarken tekrar batıya yönelebilirdi. Ama şimdilik aklındaki hedef Emevi toprakları ya da Taşkent değildi. Çinliler Tang Emevi sınırının güneyindeki Tibet İmparatorluğunu işgal etmek istiyordu. Tibetliler Müslümanlarla dost oldukları için daha önce buraya girmeye cesaret edememişlerdi. İmparator Chunzong ordularını yönetmesi için en başarılı komutanlarından birini seçmişti. Gao Qianzi. Kore asıllı, yetenekli bir komutan. Gao ülkesinde saygı duyulan bir komutandı. Ama mevki olarak hala istediği yerde değildi. Bu Tibet seferinin hayatının önemli dönüm noktalarından birisi olmasını umuyordu. Gao, geçmişte Tang hanedanlığına karşı savaşmış bir aileden geliyordu. Babası önemli bir Koreli generaldi ve mücadele sırasında esir düşmüştü. Bir süre sonra serbest bırakılıp Tang hanedanlığına hizmet etmeye başlamıştı. Gao da babasının izinden gitti. Eline geçen ilk fırsatta Chunzong'un hizmetine girdi. Üstün yetenekleriyle henüz 20'li yaşlarında general olmayı başardı. Ve şimdi de Tibet seferinde Çin ordusuna komuta edecekti. Gao, Tibet'in dağlık coğrafyasında aylarca yolculuk yaptı. Seferinin ilk durağı, bölgedeki en zengin şehirlerden biri olan Gilgit'ti. Kenti zorluk çekmeden ele geçirdi. Ama bununla yetinmeyecekti. Çevredeki tüm şehirlere saldırılar düzenlemeye başladı. Aylar süren sefer esnasında 72 Tibet eyaletini Tang hanedanlığının kontrolü altına aldı. Gao terfi motivasyonuyla durdurulamaz bir kuvvete dönüşmüştü. İmparator Chunzong'u etkilemek için elinden geleni yapıyordu. Askerler artık eve dönebileceklerini düşünüyorlardı. Ama Fergana'dan gelen bir haber tüm planlarını değiştirmesine sebep olacaktı. Şehrin yöneticileri elçilerini Gao ile görüşmesi için Tibet'e göndermişlerdi. Elçiler Taşkent'le ilişkilerinin daha da kötüye gittiğini ve silahlı çatışmanın tekrar başladığını anlattılar. Gao'nun yardımına ihtiyaçları vardı. Tek istekleri Çin ordusunun bölgede kendisini göstermesiydi. Elçiler bunun Taşkentlileri korkutmak için yeterli olacağını söylediler. Taşkent her zaman Çinlilerin batıya yayılmasına engel olan şehirdi. Gao kenti Chunzong adına alabilirse imparatoru memnun edebilirdi. Gao, vasalları sayılan bir şehrin yardım çağrısını karşılıksız bırakmak istemedi. Ordunun eve dönüşünü erteledi. Çinliler tekrar yola çıktılar ve batıya, Çin topraklarının en uç bölgelerine yöneldiler.
Gao sefer sırasında Chonzong'un gözüne girmek için fethetmedik şehir bırakmamıştı. İlave olarak Taşkent'i de imparatora hediye etmenin terfi ihtimalini daha da artıracağını düşünüyordu. Gao askerleriyle birlikte Fergana'ya ulaştığında elindeki seçenekleri gözden geçirdi. İki şehir arasındaki anlaşmazlıklar uzun süredir huzursuzluğa sebep oluyordu. Bu duruma kalıcı bir çözüm getirmeliydi. Gece en güvenilir adamına planını açıkladı. Bu kez Taşkentlilere gözdağı vermek yerine şehri fethedecekti. Gao'nun emriyle askerler kuşatma hazırlıklarına başladı. Müslümanların Taşkent ve Fergana arasında yaşananlardan haberi yoktu. Bir yıl savaştıktan sonra Ebu'l-Abbas Seffah, Emevileri deviren son darbeyi indirmişti. Seffah, yeni kurulan Abbasiler devletinin ilk hükümdarıydı. Çinli komutanın Seffah'ın iç savaşa son verdiğinden haberi yoktu. O, daha uzun süre meşgul olacaklarını ve Taşkent'le ilgilenecek zamanlarının olmayacağını varsayıyordu. Taşkentlilerin en korkunç kabusu gerçek olmuştu. Büyük Çin ordusuna karşı duvarlarını savunma ihtimalleri yoktu. Şehrin prensleri Müslümanlardan yardım istemek için Abbasi başkenti Küfa'ya geldiler ve Taşkent'in düşmek üzere olduğu haberini Seffah'a ilettiler. Kısacası eski dostları Emevilerden aldıkları desteği bu kez Abbasilerden istiyorlardı. Seffah'ı tanımadıkları için yardım istemekten çekiniyorlardı. Ama ellerindeki tek seçenek buydu. Taşkent'in kaderini Abbasi halifesinin vereceği karar belirleyecekti. Çinlilerin Taşkent'e saldırısı Abbasilere saldırmalarından farksızdı. Seffah, Taşkentlilerle olan dostluklarının eskiye nazaran çok daha ileri bir seviyeye taşınacağını söyleyerek prenslere yardım edeceğinin sözünü verdi. Abbasi hükümdarı Çinlilerin bu kadar cüretkar olmasının kötüye işaret olduğunu biliyordu. Gao sadece toprak almak için ilerlemiyordu. Yanındaki Budist keşişlerin misyonerlik faaliyetleri sayesinde bölgeyi dini olarak kontrol altına almayı planlıyordu. Seffah, Gao'nun karşısına bizzat çıkmak isterdi. Ama bu kadar genç bir devleti lidersiz bırakamazdı. İç savaş sırasında sırt sırta savaştığı komutanı Ziyad bin Salih onun için güvenilir bir temsilci olacaktı. Ziyad 30 bin kişiden oluşan orduyla Taşkent'e doğru yola çıktı. Abbasilerin Taşkent'e ulaşmaları için 3000 kilometrenin üzerinde bir yol kat etmeleri gerekiyordu. Çöl şartları yüzünden Abbasiler hafif deri zırhları tercih ediyorlardı. Ordunun yüksek rütbeli askerleri ise ısıyı içinde hapsetmeyen zincirli zırhlar giyiyorlardı. Bu da daha az yorulmalarını ve daha az su molası vermelerini sağladığı için hızlarını arttırıyordu.
Abbasiler Taşkent'e ulaştıklarında Gao'nun kuşatması çoktan bitmişti. Ve görünüşe göre Çinliler bölgeyi günler önce terk etmişti. Ziyad askerlerine yerdeki izleri incelemelerini ve Çinlilerin ne yöne gittiklerini bulmalarını emretti. Gao, gözcüleri vasıtasıyla Abbasilerin Taşkent'e geldiğinden haberdar olmuştu. Bu yüzden ordusunu toplayıp harekete geçmişti. Anlaşılan o ki Gao, aylar süren bu seferde askerlerin artık yorulduğunu ve Abbasilere karşı girişebileceği bir savaşı kaybedebileceğini düşünüyordu. Uzun süren seferlerde askerlerin evlerini özlemesi dışında yolculuğun getirdiği fiziksel yorgunluk ve yeme içme kaynağı bulma sıkıntısı bir süre sonra dayanılmaz bir hale gelir. Ve bu da askerlerin psikolojilerine kalıcı zararlar verebilir. Günümüzde travma sonrası stres bozukluğu denilen bu hastalığın tedavisi neredeyse imkansız. Gao da askerlerinin bu duruma düşmemesi için seferi erken bitirmek istiyordu. Ziyad geride bıraktıkları izlerden Çinlilerin doğuya doğru ilerlediklerini gördü. Kararını vermişti. Sorunu kökten çözmek için Çinlilerin peşine düştü. Gao Taşkent'i Ferganalıların yönetimine vermişti. Ziyad şehri kurtarmaya çalışabilirdi. Ama bu Çinlilerle arasındaki mesafenin açılması anlamına geliyordu. Ancak Gao, sanılanın aksine ülkesine dönmüyordu. Onun geri çekilmesinin sebebi, Karluklara bir teklifte bulunmaktı. Eğer kazanmak istiyorsa, daha fazla adama ihtiyacı vardı ve bu yüzden geçmişte olduğu gibi Karluklarla görüşüp ordusuna paralı askerler katmayı düşünüyordu. Türklerin altın çağları sona ermişti. Gerek kendi aralarındaki çatışmaları, gerekse doğuda Çin, batıda Arap baskısı yüzünden kurdukları devletler yıkılmıştı. Ve varlıklarını devam ettirebilmek için çeşitli yollar izliyorlardı. Paralı askerlik de bunlardan biriydi. Gao, Karluk Obası'nda boyun lideri tarafından karşılandı. İki tarafta birbirlerinin ne istediklerini gayet iyi biliyordu. Anlaşmanın şartları her zamanki gibi olacaktı. Karluklar savaş sırasında Çinlilere yardım edecek ve bunun karşılığında muharebe sonrası altınlarını alacaklardı. Karluklar Türk tarihinin en karanlık zamanlarından birinde yaşıyorlardı. Düzenli bir ekonomileri olmadığı için Tang hanedanlığından gelecek paraya ihtiyaçları vardı. Karluklar savaştıkları süre veya muharebe sayısına göre ödeme alıyorlardı. Ve Çinliler girişecekleri büyük savaşlar öncesinde her daim kapılarını çalıyordu. Şimdi de yaklaşık 10 bin Türk bu kez Abbasilere karşı savaşmak için Gao'nun ordusuna katıldılar. Çinli komutan güçlenen ordusuyla birlikte Ziyad'ı karşılayacağı uygun bir arazi bulmak için yeniden yola çıktı. İki ordu da yola Talas Irmağı'na paralel olarak devam ediyordu. Ziyad her geçen gün düşman topraklarında daha da derine giriyordu. Bilmediği coğrafyada savaşma riskini zaten Taşkent'ten ayrılırken göze almıştı.
Ancak takip sırasında dikkatini çeken önemli bir ayrıntı, işinin umduğundan çok daha zor olacağını gösteriyordu. Düşmanın ayak izleri yoğunlaşmıştı. Bu, Gao'nun kalabalıklaştığı anlamına geliyordu. Belli ki Müslümanlar tuzağa çekiliyordu. Yine de Ziyad, Çin tehdidini kat'i olarak çözmeden halifenin yanına dönmeyi düşünmüyordu. Askerlerinin morali ve enerjisi yüksekti. Bu yüzden geri dönmek için bir sebep görmüyordu. Arap Yarımadası'nın çöllerinde yolculuk yapmaya alışkın adamlarına Orta Asya'da geçirdikleri zaman tatil gibi geliyordu. Gao savaşmaya uygun bir arazi bulduğunda geri çekilmeyi bıraktı ve askerlerine ordugahını kurdurdu. Karluk lideriyle planlarını gözden geçirmeye başladı. Ziyad da Çinlilere yetişmeyi başarmıştı. Yoldaki ayak izlerinin anlattıklarına göre, Gao'nun ona bir sürprizi vardı ve o ertesi gün neyle karşılaşacağını merak ediyordu. Askerlerine her türlü önlemi almalarını emretti. Yarın büyük gündü. Ve her ikisi de hükümdarlarına muhteşem bir zafer armağan etmek istiyordu. İki ordu 751 yılının yazında Talas Nehri yakınlarında karşı karşıyaydı. Ziyad, Gao'nun kendisine hazırladığı sürprizi sonunda öğrenmişti. Abbasiler bu savaşta hem Çinliler hem de Türklerle savaşacaktı. Vekalet savaşı artık bitmişti. Araplar ve Çinliler Orta Asya'da kimin söz sahibi olacağını ispatlamak için karşı karşıyaydılar. Araplar ve Çinliler hiçbir zaman bu büyüklükte bir askeri mücadeleye girmemişlerdi. Tarafların asker sayıları neredeyse aynıydı. 30'ar bin kişiden oluşan iki ordu, dakikalar içinde şiddetli bir çarpışmanın içine girecekti. İlk hamle Abbasilerden gelecekti. Ziyad mızraklı süvarileri kanatlara, okçularını ise ön hatlara dizmişti. Çinlileri yoğun ok atışı altına alarak zayıflatmayı planlıyordu. Gao da Ziyad'a benzer şekilde karşılık verecekti. Kanatları Karluk süvarileri koruyacak ve en öne dizilmiş arbaletçiler Abbasileri kendilerine yaklaştırmayacaktı. Birçok millet uzun ve kompozit yay arasında tercih yaparken Çinliler kendi tasarımları olan arbaleti kullanıyorlardı. Abbasilerin kullandıkları yayla oku fırlatma hızınız yaklaşık 3 saniye. Arbaletin kurulum süresi ise neredeyse diğerinin 2 katı. Ama tutuş şeklinin sayesinde hedefe çok daha dengeli atış yaparak dezavantajınızı kapatmanızı sağlıyor. Bir artısı da yorulmadan defalarca ok atabilmeniz. Dakikalar geçtikçe Abbasilerin Çinlilerden daha fazla adam kaybettiği anlaşılıyordu.
Ziyad işlerin yolunda gitmediğini gördüğünde okçularını geri çekip piyadelerine hücum emri verdi. Gao'nun saldırmak yerine savunma pozisyonunda kalmasının en önemli sebebi askerlerinin sahip olduğu kalkanlardı. Bu boyuttaki binlerce kalkanı bir araya getirdiğinizde düşmanınızın karşısına aşılması neredeyse imkansız bir duvar örüyorsunuz. Üstün ekipmanlarının yardımıyla Çinliler Abbasi saldırısını kolaylıkla savuşturuyordu. Muharebe Ziyad'ın planladığı gibi başlamamıştı. Gao neden bu seferin başına komutan olarak atandığını bir kez daha ispatlıyordu. Abbasiler kalkan duvara yüklenmeye devam ediyor, Çinlilerse hatlarını başarıyla koruyordu. İki komutan sanki satranç oynuyordu. Ziyad her hamle yaptığında Gao da kendi hamlesiyle karşılık veriyordu. Ziyad'ın son hamlesi de işe yaramamıştı. Abbasi komutan piyadelerine destek olarak süvari hücumu yapacaktı. Merkezde Abbasi piyadeleri baskıya devam ederken süvarileri de Çin ordusunun kanatlarına yöneldi. Sıra savaşın başından beri beklemede kalan Türklerindi. Hızla üzerlerine doğru gelen Abbasilere at üzerinde kimin daha iyi olduğunu ispatlamanın peşindeydiler. Ziyad ve süvarilerinin önleri Çin hatlarına ulaşamadan Karluklar tarafından kesildi. Türk askerleri Abbas askerlerine göre daha etkili kılıç kullanıyorlardı. Bunun iki sebebi var. Birincisi gündelik hayatlarını neredeyse at üzerinde geçirmeleri. İkincisi ise kullandıkları eğik kılıç. Eğik kılıcın bıçak kısmının kavisli olma sebebi hamle yaptığınızda düşmanınıza takılmadan kesmesini sağlamak. Kabza kısmının kavisli olma sebebini ise kanın fiziksel yapısına uygun bu maddeyle örneklendirebiliriz. Gördüğünüz gibi elim kaygan olmasına rağmen hala onu sapasağlam tutabiliyorum. Yani Türk askerinin işini her anlamda kolaylaştırıyor. Karluklar gün batarken son sözü söyleyen taraf olmuştu. Ziyad'ın süvarileri ve piyadeleri ağır darbe yemişti. Abbasi komutan ilk günün sonunda hiç beklemediği kadar kayıp vermişti. Ziyad bugünlük savaşmaya doymuştu ama ertesi gün kaldığı yerden devam edecekti. Ziyad, Gao ile savaşa girerken paralı askerleri hesaba katmamıştı. Karluklar, savaş alanındaki yetenekleriyle güç dengelerini tamamen değiştiriyordu. Çinlilerin muazzam disiplini ve güçlü ekipmanları, Karlukların savaş alanındaki becerileriyle bütünleştiğinde durdurulamaz bir ordu ortaya çıkarmıştı. Ziyad, ilk günün şokunu atlatıp bir an önce Gao'ya nasıl karşı koyacağına odaklanmalıydı. İkinci günün sabahında
Ordular bir kez daha savaş formasyonunda dizildiler. Talas Savaşı üç farklı milleti bir araya getirmişti. Ve bu üç farklı askeri tekniğin savaş alanında buluştuğu anlamına geliyordu. Sadece mızraklarını incelemek bile ne demek istediğimi anlatmama yardımcı olabilir. Çinliler eriştikleri ileri teknoloji sayesinde her silahlarına farklı bir özellik katıyorlardı. Mızraklarını özel yapan parça kenarında yer alan ay şeklindeki balta ağzıydı. Ve bu sadece onu saplayarak değil, savurarak da kullanabilmenizi sağlıyordu. Türklerin mızraklarında ise at yelesinden oluşturulan tampon kanın ellerine süzülmesine engel oluyordu. Yani üretimdeki motivasyonları diğer bir ekipmanları olan eğik kılıçla aynı. Silahlarını rahat kullanmayı engelleyecek tüm unsurları ortadan kaldırmak. Abbasilerde parçalandığında yerinin doldurulması gerek teknik gerekse de ekonomik açıdan zorlamayan ciriti kullanıyorlardı. Ve her ekipmanlarında olduğu gibi mızraklarında da hızlarını azaltmayacak bir tasarıma yönelmişlerdi. Gao ilk günün özgüveniyle savaş meydanında daha sakin olan taraftı. Çinliler yine savunmada kaldılar. Buna karşılık Abbasiler topyekün hücuma geçtiler. Salih ve askerlerinin baskısı bu kez işe yarıyordu. Gao hiç beklemediği bir reaksiyonla karşılaşmıştı. Çin hatlarına sızmayı başaran Abbasiler, savaşta dengeyi kurmuştu. Ancak iki ordu yine yenişemedi. Sağ kalan askerler, üçüncü günün sabahında yeniden buluşacaklardı. Talas'ta bir kez daha büyük çarpışma öncesi gerginlik hakimdi. İlk iki günde yüzlerce silah arkadaşını kaybeden askerlerin motivasyonlarını diri tutabilmeleri hiç kolay değildi. Ama onlar bunu başaramazlarsa sıranın kendilerine geleceğini biliyorlardı. Gao, şartların iyiden iyiye zorlaştığının farkındaydı. Ancak ona göre, bu savaşta daha sabırlı olan taraf galip gelecekti. Ziyad, eğer kazanmak istiyorsa, Çin duvarını tamamen aşmak zorundaydı. Abbasiler, savaşı kazandıracak darbeyi indirmek için tüm güçleriyle merkezde çarpışıyorlardı. Ziyad da askerleriyle birlikte sırt sırta savaşıyordu. Ancak ne kadar çabalasalar da Çin hatlarını aşamıyorlardı ve ordusunun büsbütün yok olacağından endişelenen Ziyad'ın bir kez daha geri çekilmekten başka şansı kalmamıştı. Ziyad'ın ordusu ilk üç gün çok fazla adam kaybetmişti. Eğer savaşı kazanmak istiyorsa yeni günde tüm gücünü ortaya koymalıydı. Çünkü askerlerinin artık mücadele edecek takatleri kalmamıştı.
Savaşın 4. günü, sayı olarak çok azalmış Abbasilerin cılız saldırılarıyla geçti. Gao ise hala hücuma geçmiyor, Ziyad'ın askerlerinin tamamen yutulacak hale gelmesi için sabırla bekliyordu. Abbasiler yolun sonuna gelmişti. Savaşı 5. güne taşımayı başarmışlardı. Ama bu durumun sadece mağlubiyeti ertelemesinden başka bir getirisi yoktu. Ziyad savaştan çekilme ihtimalini hiç düşünmemişti. Halife Sefah'tan aldığı görevi yerine getiremese de kalan birkaç bin askeriyle çarpışacak ve birlikte şehit olacaklardı. Gao da Karluklara ertesi günün planını anlattıktan sonra onları dinlenmeleri için çadırlarına uğurladı. Artık herkes günün ağarmasını bekleyecekti. Gao, savaşın 5. gününde profesyonel savaşçılar olan Türkleri daha etkin kullanmayı düşünüyordu. Ancak hiç ummadığı şekilde Abbasi komutanı ondan önce davrandı. Ziyad'ın elinde bu kadar az asker varken böyle bir saldırı düzenlemesi Gao'ya göre intihar anlamına geliyordu. Çinli komutan zaferin kendisine altın tepsiyle sunulduğunu düşünüyordu. Gao Karluklara hücum emrini verdi. Karluklar da harekete geçtiler. Ama Abbasilere karşı değil, Çinlilere doğru ilerliyorlardı. Türkler anlaşmayı bozmuştu. Gao'nun mızrakları Abbasilere karşı savunma formasyonundaydı. Ama Karluklar onları hiç beklemedikleri bir şekilde iki kanadından da vurdu. Normal şartlarda bile süvarileri durdurabilmek kolay değilken piyadelerin bu hücuma cevap vermeleri beklenemezdi. Karlukların darbesi Çin hatlarının sonunda dağılmasına sebep oldu. Ziyad dolaylı da olsa amacına ulaşmıştı. Abbasiler bu moralle düşman hatlarında açılan gediklere sızdılar ve Çinliler dakikalar içinde ağır kayıplar vermeye başladı. Gao hala şok içindeydi ve ordusunun kontrolünü tamamen kaybetti. Gao'nun neden yarı yolda bırakıldığı sorusunun cevabı bir gece öncesinde yatıyordu. Çinliler yüzyıllardır Türkleri asimile etmeye çalışıyorlardı ve Karluklar en başından beri onlara hizmet etmekten memnun değildiler. Ancak Türklerin Araplara karşı da ön yargıları vardı.
Ziyad, Karluk liderle bir araya gelerek bu endişeleri ortadan kaldırmak istiyordu. Geçmişte yaşananların tekrarlanmayacağını ve yeni kurulan Abbasi devletiyle Türklerin müttefik olmaları gerektiğini anlattı. Emeviler döneminde bazı halifeler izledikleri sert politikalarla Orta Asya'da olumlu izlenimler bırakmamışlardı. Ama Türk komutan Ziyad'ın samimiyetine inanmıştı ve gelecekte Abbasilerle iyi ilişkiler kurabileceğini düşünüyordu. İki komutan Gao'ya karşı birlikte savaşma kararı almıştı. Ve ertesi gün her şey planladıkları gibi gidiyordu. Savaşın kazananı artık belliydi. Ancak Karluk liderin durmaya niyeti yoktu. Kaçmaya çalışan Çinlilerin önünü kesti ve kıyıma başladı. Gao da elinden hiçbir şey gelmeden bu sahneye tanık oluyordu. Ziyad daha fazla insanın ölmesini istemiyordu. Kaçmayı başaramayan Çinliler esir alınacak ve güvenlikleri sağlanarak Abbasi devletine götürüleceklerdi. Gao, mağlubiyetin şokunu atlattıktan sonra sağ kalan askerleriyle birlikte geri çekildi. İmparatorluk ordusu uzun süredir bu kadar ağır bir hezimete uğramamıştı. Seferin başında ihtişamlı zaferler kazanan ve askerlerinin gözünde büyük bir kahramana dönüşen Gao, artık onların yüzüne bakamaz haldeydi. Daha da kötüsü, yenilgi haberini İmparator Chunzong'a verecek olmasıydı. Gao, infaz edileceği düşüncesiyle başkente doğru yola çıktı. Ancak İmparator Chunzong, Talas'ta yaşadığı yenilgiye rağmen Gao'nun Tibet'te gösterdiği başarıları unutmayacaktı. Öldürülmeyi bekleyen Çinli komutan, imparatorluğun baş muhafızı ilan edilecekti. Ünvan, Chunzong'un Gao'ya hayatını emanet ettiği anlamına geliyordu. Bu, bir askerin sahip olabileceği en büyük onurlardan biriydi. Ziyad ise, başkente tarihte yaşanacak birçok kırılmanın en önemli pay sahiplerinden biri olarak dönüyordu. Talas Muharebesi, iki tarafın da sınırlarında büyük bir değişikliğe sebep olmadı. Savaşın belki de tarihteki en büyük etkisi, Çin'in tüm dünyadan gizlediği bir icadın Müslümanların eline geçmesiydi. Abbasi devletine getirilen esirler, sefahın bilim adamlarına kağıdın nasıl yapıldığını öğrettiler. Ayrıca yine Çinlilerin mucidi oldukları
barut ve pusulata artık Abbasilerin eline geçmişti. Müslümanlar bu teknoloji sayesinde bilim ve sanat alanında hızla gelişmeye başladılar ve altın çağlarına girdiler. Talas Savaşı'nın bir diğer kazananı da Türklerdi. Çinlilerin baskısından kurtulduktan sonra İslam'ı benimseyen Türkler birkaç asır içinde eski günlerine döndüler. Yeniden büyük devletler kurdular ve yeniden efsane komutanlar yetiştirdiler.